Merhaba arkadaşlar. Bu uygulama tutar ve adete göre arkadaşlar, adetlere göre diyelim. Adetlere göre farklı iskontoların hesaplanabileceği bir çalışma yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar şöyle düşünelim. Bunları kaldırıyorum. Çünkü önceki videomuzda hata çıkmıştı. O yüzden yapılı arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar burada tutar bazında iskontonun yani şöyle düşünelim. 0 ile 100 liraya kadar 0 ile 100 arası ondan sonra 0'dan 100'e kadar %2 ondan sonra 100 ve üzeri de üzeri ise %3. %3'ü biliyorsunuz 0,03 de olarak düşünebilirim. Veya 3 yüzde olarak da düşünelim. Bunların hepsi aynı arkadaşlar. Peki yapalım. Şuraya bir if fonksiyonu, eğer fonksiyonunu hazırlıyorum. Eğer'e geleyim arkadaşlar. Eğer buradaki rakam küçüktür, değil mi? Eşittir diye. Çünkü şey ise yapıyorum. Küçüktür 100 ise arkadaşlar burayı neyle çarp? 2 yüzde ile. Bu kadar. Pardon. F4 basacaktım. F4. Bir kullanımlık. Yeniden canlandırdım. Pekala. Elimle koyayım. Dolar. L. Dolar. 2. Yani F4 tuşunu F3'de kullanınca öldürdük bir anlamda. Elimizle yaptık. Düzelecektir. Yok değilse buradaki arkadaşlar çarpı 300 ile çarpıyoruz. F4. Tamam. Görelim. Evet. Makul. Hepsi 100'ün üzerinde, 100'ün altında şunlar var. 2. Evet. Diğerleri %3 oranında gördüğüm kadarıyla. Diğer yöntemimizi yapalım. Düşey aray, VLOOKUP'ı ve arayı kullanalım arkadaşlar. Hemen siliyorum. Düşey ara şunu yapacak. İlgili oranı getirecek. Düşey ara. Tabii düşey ara daha çok listelerden veri getirmek için ama bunun için de kullanılabilir. Burada en uygun çözüm bana sorarsanız eğer. Ancak pratik olabilir. Burası aranacak. Nerede aranacak? Burada aranacak arkadaşlar. Ne getirilecek? İkincisi. Tam karşılığı hayır, yakın karşılığı alacak. Bu kadar. Gelen nedir? Oran. Neyle çarpılacak? Bununla çarpılacak. Kulağından çekiyor. Aynı sonuçları gördüğünüz gibi buldu. Arayla yapalım. Arkadaşlar fx ara ne ile aranıyor? Bakın bu değer yine aranacak. Nerede? Bu vektörde sabit. Ne dönecek? Bu. Sabit. Bu kadar arkadaşlar. Tabii burada nasıl yine aynı şekilde değer ve bununla çarpılacak arkadaşlar. Hani bu nasıl oluyor da böyle diyor? Şöyle oluyor. Bu listenin 0'dan 100'e kadar olanı 99.99'a kadar neyse arkadaşlar burayla işleniyor. 100 burayla tabi üstünü belirtmedik. 1 milyon da olsa buradan işleniyor arkadaşlar. Böyle bir satır satır işlemek söz konusu. Yani bunu bununla karşılaştırıyor. Bunu bununla karşılıyor. 0'dan 99'a 100 ve üzeri atıyorum 1 milyar da olsa buradaki rakam arkadaşlar 1 milyar da olsa yani 3 ile çarpacak. Biraz fazla oldu iskontomuz görmüş olduğunuz gibi. Geri alayım. Arkadaşlar tabi adet için de söyledik. Adet içinde hani 0 ile 10 arası adetler olabilirdi. İşte ona göre yine iskontolar olabilirdi. Şöyle hazırlayayım. Kontrolle çektim. Hani burada aynı işlemler yapılabilirdi ama eğer hem adetler hem tutarları baz alarak bir iskonto yapılacaksa o zaman eğer ve'li kullanın. Eğer ve yani if and ile bir çözüm geliştirmemiz gerekir arkadaşlar. Böyle olmaz. Yani aynı anda hem bunu hem bunu değerlendirmek gibi onu yapamayız. O zaman herhalde düşey aralığını yine array kullanımları vesaire vesaire gerekir. Eğer ve and uygun arkadaşlar. Eğerli, ve'li yani if'li, end'li kullanım o zaman gerekir. Sadece adet ise aynı işlemleri burayla değil de şurayla yapacak şekilde düzenlememiz gerekirdi. Evet arkadaşlar,
Bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.